altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası. Avrupa yakası. Hatırası. Avrupa yakası. Sağ olun, sağ olun. Heh, Aslı'cığım, güzel kızım, hadi bize bir çay koyuver ya. Ay anne, ellerim ojeli yani, kusura bakma. Allah Allah. Günde kaç kez silinip sürülüyorsa bu ojeler, hiç anlamış değilim. Baba, ne haber? İyilik vallahi arkadaşım, senden ne haber? Ya bir şey söyleyeceğim, benim kredi kartı limitim de olmuş. Onu yükseltebilir misin? Nasıl oluyor ya? Kaç para harcadın sen? Ay babacığım, yani yazlık alışveriş bilmem ne, oho para uçuyor. Belli belli, uçuyor uçuyor. Dergiden aldığın maaşı ne yapıyorsun, biriktiriyor musun? Ay babacığım, Allah aşkına, yani öğle yemeği, kuaför, spor salonuna aidat veriyorum. Manikür, pedikür bilmem ne, hangi biriktirme yani? Ojeli kendin sürüyorsun, o bir tasarruf olmuyor mu? Yapma Allah aşkına. Zaten 3 kuruş maaş alıyorum. Bir de tasarruf mu yapacağım ya? O maaştan aile geçindiren insanlar var. Pek hala gül gibi de yaşıyorlar. Aman, aman. Benim hayırlı kuşum. Akşamlar. Sütçüoğlu ailesi. Cümleten hayırlı geceler. Özellikle anneciğim. Canım benim. Oo maşallah. Volkan Beyefendi. Bu akşam nereden teşrif? Babacım, işte arkadaşlarla yemeğe gittik. Aslı'nın sürekli gittiği bir lüks restoran vardı da biz de oraya bir gittik. Böyle lüks restoranlarda hani gelişme gösterelim diye, alemi tanıyalım diye, değil mi? Hani açımız genişlesin diye. Böyle bir yani rakip firmaları da bir görelim, sektörü bir görelim istedik. Öyle gittik. Oğlum ikide bir oradasın. Ne yalan söylüyorsun ya? Son zamanlarda da sana böyle bir lüks merakı geldi ama dur bakalım. Ya yakında vejetaryen de olacak değil mi? Vejetaryen. Aslı. Babacığım ben de onu konuşacaktım sizle. Şimdi malum mahalleniz Nişantaşı'nda yaşıyoruz. Doğal olarak buranın böyle kendine göre bir giyim kuşam, böyle bir davranış şeyse durumu var ya. İyi. Si bu para bana yetmiyor baba, ben bayağı bir sıkıntıdayım. Allah Allah, görüyor musun ya? Aslan gibi delikanlıyı parasız pulsuz sokağa atıvermişler. Ya şu dünyada ne analar babalar var değil mi İfocuğum? Babacığım hani şimdi anlayış göstereceğinizi umut ediyorum. Yaz mevsimi geldi ya. Kimse muhallebi yemek istemiyor. İnsanlar da haklı. Ben tabii darboğaza girdim yani ekonomik açıdan. Ben bittim ya. Hadi canım. Bu işe gitmemek de mevsimlik bir şey mi acaba? He? Bugün gündüz dükkana uğradım. Volkan Efendi yok. Çocuklar Sertaş Bey'le beraber çıktı. Bugün bir daha gelmez dediler. Allah Allah ya. Baba hangi çocuk dedi ona acaba, adını öğrenebilir miyim? Aa, Volkan dükkanda yok. Allah Allah, olacak iş değil. Canım yaz geldi yaz. Hava sıcak, hava almaya çıkmıştır çocuk. Bunalıyor ne de olsa. Vallahi hava almaya çıkmışımdır baba ben. Bunalıyorum ben, bunalıyorum. Kiloda var ya, bunalıyorum ben. Babacığım, siz Volkan'ın bu sorumsuzluklarıyla lütfen kendinizi üzmeyiniz. Ben bu noktada başka bir şeyi gündeme getirmek istiyorum. Yan daire yine boşaldığına göre benim oraya taşınma zamanlamam ne olabilir acaba? Babacığım, ben de aynı konu üzerinde konuşacaktım. Ben de artık bu hafta ufak ufak geçeyim diyorum oraya baba. Ben yani artık koca adam oldum, hazır orada yatıyor ev. Ben geçeyim oraya ben. Ha? Babacığım... bu durumu sizin ben sağduyunuza bırakıyorum. Yani Volkan'ı hepimiz tanıyoruz artık. Bu durumu doğuştan, yani onu öyle kabul etmek lazım. Ben hafta sonu taşınayım diyorum sizin için de uygunsa. Şimdi Aslı'cığım,
Hafta sonunu bırak da genel olarak taşınamazsın. Çünkü bu konuyu daha önce de konuşmuştuk. Kız başına değil mi baba? Yani orada yalnız yaşaman bizim aile kurallarımıza göre zaten mümkün değil. Aa, hani birlikte oturacaktınız ikiniz? Ay. Tamam. Kesin anladım ben. Demek ki ikiniz beraber yaşamak istemiyorsunuz. He? Babacığım aslında olabilirdi. Sonuçta kardeşim ama şiddetli geçimsizlik var bizim aramızda. Hmm. Babacığım ayrı dünyaların insanlarıyız. Olmaz ya. Tamam. O zaman çocuğun yani içinizden biri oturacak orada. De. Hangimiz? Vallahi yani henüz ona karar veremedim. Gördüğüm kadarıyla sorumsuz, müsrif, saygısız iki evlat yetiştirmişiz maalesef. Tahsin'cim niye öyle diyorsun şimdi çocuklara? Ya üzülme İfo'cum, bunlar daha genç. Zamanla burunları sürter, hayatın ne demek olduğunu öğrenirler değil mi çocuklar? Tabii babacığım. Vallahi ben söylediklerinizden ibret aldım babacığım. Olgunlaştığımı hissediyorum, bak açıldım biraz da. Babacığım ben yani yıkıldım, üzüldüm ve o kadar ders aldım ki bundan. Bakın böyle pıstım yani. Ah, pıs bakalım pıs. Aferin size çocuklar. Madem öyle sizin oynadığınız gibi oyunlardan bir oyun oynayalım bakalım. Ne oyunu acaba babacığım? Vallahi ne bileyim yani benim keyfime göre oyunlar. Yani nasıl evlatlar yetiştirmişiz. Aranızda yarışacaksınız. Ne tür bir yarışma babacığım? Hani bilgi yarışması falansa ben vakit kaybetmeyeyim. Hani evin eksiklerini bu arada tamamlayayım. Hayır efendim ya. Ne diyelim ismine İfo? Ay Tahsin'cim anlamıyorum ki ne diyorsun. Ne var anlamayacak İfo'cum? Evlat olimpiyatları işte. Bir hafta sonunda birinci gelen yan daireye yerleşir. İkinci gelen? Hangi kategoride yarışacağız acaba babacığım? Vallahi ne bileyim. Mesela mutfağa gidip çayı tazeleyip getirene bir puan. hadi ne duruyorsunuz? Aa, süreniz başladı. Hadi. Vallahi ciddi bu iş Aslı. Allah kahretsin. Bardaklar bende, bardaklar bende. Ay ben anlamıyorum ki ne oluyor? Nedir bu evlat olip... Ne yapacak bu çocuklar yani? Biz de istiyorsak onu yapacaklar. Var mı senin arzu ettiğin bir şey? Hayda. Ya, haydalık bir şey yok ya. 30 yıldır biz onlarla uğraştık. Biraz da onlar bizden uğraşsın. Yok çok eğleneceğiz. Ya. Çok. Gel çak. Hadi Yaprak, sen bu çekimi sokakta yapmayacak mıydın? Sabah yağmur çiseliyordu, böyle ofis kıyafetleri de çekiyoruz. Tam ortamı burada yapayım dedim. Tuğçe, yani böyle hani manitayla konuşmuyorsun telefonda. Böyle ofis çekimi, ciddi iş görüşmesi yapıyorsun. İş kadınsın, böyle kaşlarını çat birazcık, ciddi ol. Tuğçe. Eğer gözlem yapmak istersen bu ofis çok uygun. Mesela Fatoş Hanım bu konuda çok şeydir yani. Asla mesela aşkla meşle ilgilenmez. Ya ofiste hiç kimse ilgilenmez daha doğrusu. Öyle karşı cinsel lüzumsuz ilgiler, alakalar falan. Herkes işine böyle konsantre olur. Bak, tak bak, bak, bak. İtan çomağı hazırla. Cem Bey, nasıl hava? Her gün aynı kızları görmekten sıkılmışsınızdır diye biz de yeni bir yüz, yeni bir sima getirdik. Nasıl? Peki ben her gün aynı ofis boyu görmekten sıkıldımsa ne olacak Şef Suvar? Kahve makinesini daha yeni temizledim ve kahve var içinde vereyim hemen. He? İstemez. Duş. Ay canım. Aslı yok mu ya? Hayır gelmedi. Peki konuşabildin mi onunla? Ben de sen söyledin zannettim ama. Aa sen deli misin ayol? Gidip eski sevgilisiyle nişanlanan ben miyim? Ya Fatoş sana daha önce de söyledim değil mi? Ne yapayım? Baktım ki çevremdeki herkes evleniyor. Aslı da bunların içinde. Ben de kendime daha fazla yazık etmeyeyim dedim. Gideyim Victoria'ya evlenme teklif edeyim. Ay ne güzel demişsin Cemciğim. Bravo. Şimdi ayıkla pirincini taşı. Fatoş, ayıklanacak bir taş falan yok. Sadece gidip birinin bunu Aslı'ya söylemesi lazım. Aa, yani sen
Kararlısın evlenmeye. Tabii. Benim için artık geri dönüş yok. Bitti mi? Volkan, bak konuyu açıyorum. Bozma kahvaltılıkları lütfen. Ben hayatımın bu döneminde biraz daha özgür, biraz daha rahat. Yani benim yan taraftaki eve ihtiyacım var bir süreliğine, tamam mı? Ondan sonra zaten yarın öbür gün evlenirim, mevlenirim. Çıtırdama lütfen, bırak bıçağını. Sen de yan tarafa yerleşirsin, tamam? Oldu. Yan tarafa yerleşirmişim, seni evlenmeni bekleyecekmişim. Sen evlenemezsin kızım, yaşın da ilerledi artık, ihtimaller düştü. Salak değilim ben herhalde. Oğlum sen ne yaptıklarının farkında değilsin galiba. Kan kusturacaklar bize, kan. Vallahi ben nasıl olsa birinci olacağım. Sen bak başın çaresi. Beni rahat bırak. Aman, aman, aman. İfo neredesin? Gözlerim doldu Allah canıma. Ne kadar duygulandım. Dünyanın en efendi, en tertipli, en saygılı evlatlar. Oturun, oturun, oturun. Ay Aslı'cığım. Ne güzel bir kahvaltı sofrası hazırlamışsın böyle. Ay, ay, ay. Sinsi. Anneciğim size layık değil ama. Ya size layık değil denir mi? Anneciğim size daha iyileri layık demen lazım. Size çok daha iyileri layık anneciğim ama. Demek ki bundan sonra her sabah kahvaltıyı sen hazırlıyorsun Aslı'cığım. Aferin kızım Aslı. Bir dakika, bir dakika. Efendim şimdi Aslı bir... Volkan sıfır. Aa baba yalnız dün gece ben çayları getirmek suretiyle bir puan almıştım. Umarım kayıtlara girmiştir o defterde yani. Anneciğim bu kaynar su dökmekle tehdit etti beni üzerime. Ben de hani siz hastaneyle falan uğraşmayın, üzülmeyin diye izin verdim götürdü. Yoksa ben aslında yana yana da size çay getirirdim yani. Aa ayol yalnız bu kahvaltıda bir şey eksik. Zeytin ezmesi yok mu İfocuğum? Ya Aslı'cığım yok mu zeytin ezmesi? Ya biz hiç zeytin ezmesi yemiyoruz diye ben şey yapmadım ama. Benim canım istedi öyle. Harbi şöyle peynirler. He? Değil mi? Ne güzel olur. Ah. Ah babacığım canın çekmiş de ben gidip almaz mıyım? Hemen giderim olurum gelirim ben. Çok. Babacığım ben size bir omlet böyle bir gözleme falan yapayım mı şöyle? O olabilir. Tabii. Yapayım mı o zaman? Ay Fatoş bu korkunç bir şey. Peki kız kimmiş? Kız yarı Amerikalı yarı Türkmüş. Adı Victoria'ymış. Cem'le 2 yıl çıkmışlar. Eski sevgilisiymiş yani Cem'in. Ve Cem Türkiye'ye gelmeden önce de ayrılmışlar. Şimdi ne olacak? Ya kız dünden razı galiba. Yani bir ay içerisinde Türkiye'ye yerleşmeyi düşünüyormuş. O da üstüne atlasaymış. Biz ne yapacağız peki şimdi? Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Şimdi oğlunun kafası bence hala Aslı'da. Bu durumda Cem'le Victoria arasındaki bağları... koparacağız. Ama bunu Aslı'ya nasıl söyleyeceğiz? Of, of, of! Günaydın. Günaydın. Çok yakın zamanda benim sevgilim olacak çocuk burada mı acaba? Ben görmedim. Sen gördün mü Yaprak'cığım? Yoo. Şey zaten ya Aslı boş versen ya. Böyle hemen karar verme. Bu Cem böyle çok fazla şey... Uzun, uzun. Yaprak sen yine iyi uyum sağlıyorsun dünyadaki hayata ha? Yaprakçığım. Sen niye böyle Volkan'la daha sık görüşmüyorsun? Bilmem. Şekerim bak, Volkan gibi popüler bir erkeği pek boş bırakmaya gelmez. Sen al onu, her gece zorla çıkar. Böyle bar bar dolaşın, içki için, sarhoş olun falan. Yakınlaşın. Niye ki? Ne demek niye ki? Ne demek niye? Kızım ilişkiler böyle yürür. Erkeğini elinde tutmayı bileceksin, kontrolü eline alacaksın Yaprak. Kontrol demek güç demektir kızım. Aa Cem, ne haber? Merhaba. Cem, iyi işte bildiğin gibi insan yavaş yavaş acıkıyor. Neden dersen saat olmuş 10:30 olmasına rağmen öğle yemeği saati artık yavaş yavaş yaklaşıyor. Sen nerede yiyeceksin öğle yemeğini? Ha, birlikte gidelim mi? Aa süper fikir ha yani teklif ettiysen ben de olur olabilir tabii. Tamam. Tamam o zaman saat 1'de yiyelim şu yeni açılan İtalyan lokantasına gidelim mi? Tamam. Tamam. Sen nasıl istersen canım. Canım dediğim duymuş.
Canım, sen duydun mu? Çocuklar, bakın beni iyi dinleyin ya. Tekrar tekrar anlattırmayın ya. Babam ne derse o olacak bu mekanda bundan sonra. Öyle tatlılarda vanilya kullanmak falan yok. Kendi başınıza yiyecekler icat etmeyin ya. Döneri de kaldıracaksınız. Tamam mı? Burası rahmetli dedemin zamanındaki gibi olacak. En azından bir süre için. Abi müşteriler döner istersen olacak? Ya gitsin başka yerde etsin kardeşim döneri. Ben ne diyorsam o olacak. Bir de böyle babam sorarsa Volkan nerede falan. İşte Volkan abi gitti. Nereye gittiğini bilmiyoruz. Bugün gelmez falan filan diyen olursa ekmeğini başka sektörde arar ona göre ha. Tamam abi. Anlaşıldı mı? Ha. Diyeceksiniz ki mesela Volkan abi yetimhaneye tatlı götürdü. 2 dakikaya gelir falan diyeceksiniz. Hangi yetimhaneye abi gelirim? Ukaralık yapma Mahmut. Allah Allah be. Zorlaştırma işimi. Detaya takılma. Detaya takılma. Ana hatlarını kaçırıyorsun Mahmut. Babam geliyor. Babam geliyor. Babam toplan lan. Babacığım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldin babacığım. Buyurun. Kolay gelsin çocuklar. Sağ olun babacığım. Bu ne sürpriz ya. Biz de şimdi işle ilgili bir toplantı yapıyorduk. Disiplin kurallarımızı ve bazı detayları tekrardan gözden geçiriyoruz değil mi Mahmut? İyi oldu geldiniz. Bir motivasyondur her şeyden önce babacığım benim. İzninizle ben hemen geliyorum. Vanilyaları kaldırın lan vanilyaları. Hayda. Nereye gitti Volkan? Volkan abi yetimhaneye tatlı götürmeye gitti. 2 dakikada gelir. Yetimhaneye mi? Hangi yetimhaneye? Ben demiştim abi. Kim? Tuğçe biraz şuraya kayar mısın? Hah, böyle çok güzel. Tamam. Ben çıkayım buradan. Dur bir bakayım. Aa, yok yok yok. Dur. Böyle, böyle çok güzel. Böyle çekelim. Bir dakika ya, beni de mi çekeceksin? Evet, çok güzel oldu vallahi. Tuğçe, sen kahve alır gibi yap, Şisu sen de kahve verir gibi. Neli olsun, sütlü sade? O fark etmez ya. Ama şey, verirken şu gülüşünden yap derim. Saçmalama be, maymun ettin bizi. Ne alakası var ya? Bu resimler var ya, bizim dergide mi yayınlanacak bir de? Evet, ne var ki ya? Vallahi çok güzel oldu. Çek sen, aynen böyle çek. Şöyle ver. Hop! Ya coşmaya, abartmaya da gerek yok. Ne yapıyorsunuz ya? Yani önemli olan kıyafetler. Tabii canım, coşmaya gerek yok. Sonuçta siz bir mankensiniz. Manken nedir? Bir askıdır. Ya bak, bunu bir türlü anlamıyoruz. Hep ön plana ben çıkayım. Aslı ile Cem şu anda yemekte. Cem Aslı'ya her şeyi söyler diye umut ediyorum. Çünkü ben bir türlü söyleyemedim. Kıyamadım. Ah! Gülmedi şu kızın kara bahtı, kem talih. Ay! Tövbe tanrıma yani. Allah korusun. Oh. Ay ne cesaret. Sen git Allah'ın Amerika'sında, Allah'ın böyle yabancı kızıyla git bir haftada fingirdeş kız bul kendine. Ay! Ay sen anlamadın bir türlü girmedi. Şu kıt kafana 50 kere anlattım. Kız Cem'in eski sevgilisiymiş. Ayrıca kız yarı Türk, yarı yabancı. O duygusal uçurumun eşiğinde, o boşluğun içerisinde çocuk kendini atıvermiş kızın kollarına. Fatoş. Fatoş. Ben onu anladım ama sen benim anladığımı anlamadın. Bak gözlerinden okuyorum. Boş boş bakıyorsun bana öyle. Ama diyorum ki ben, ya sen ne cesaretle gidip bir haftada tanıştığın kızla evlenirsin? Ay, kal geldi bana böyle. Ay ay, anlatamadık sana bir türlü. Almadı şu gececik kafa. Kulaklarını aç. Aç kulaklarını. Beyninde. Bak şimdi. Ay sen şu kadarını bil yeter aslında. Hı. Aslı ile Cem birbirini seviyor. Hı. Tamam mı? Bizim de görevimiz bu işin olmaması için çalışmak. Bu kadar. Tamam mı canım? Tamam canım. Hadi yalla yalla yalla. Ne haber? Berbat. Ya. İğrenç bir tatlı yedim. Hayatımdaki en kötü tatlı yedim. Nasıl ağır biliyor musun? Basmışlar şekeri. Ay, bir ay tatlı yemem artık. Sakın gitmeyin ha oraya. Çok kötü bir restoran. Ver bak. Değil mi? Evet. Oh.
ben sana bir şey söyleyeyim mi İfo? Doğrusu Aslı'nın bizimle beraber gelmesi çok iyi oldu. Ne kadar özlemiş hamiyet alanlar seni. Ya ben de onları çok özlemişim. Çok seviyorum ben akraba ziyareti ya. Gerçi o hamiyet de pek lafını bilmez ama. Ne? Ne demek o şimdi? Bu kız evlenemeyecek ama çok iyi gazeteci olacak. Ha? Ne demekmiş lafı? Boş ver canım. Onlar sevdiklerinden söylüyorlar öyle. Ayrıca Aslı Allah'tan öyle şeyler pek bozulmaz. Ay bozulur muyum canım? Niye bozulayım hamiyet alaya? Zaten önemli olan aile efradının birbiriyle görüşmesi, akrabalık bağları, sevgi, saygı değil mi babacığım? Tabii efendim. Kız enişte de bir tuhaf. Tutturdu efendim. İlle o Aslı sıskalığı yüzünden koca bulamıyor. Bilmem şu tuluba tatlısını yesin diye zorla. Bir kız da yemek istemiyor işte. Zorla olmaz ki. Olsun, olsun. Ben o kadar iyi vakit geçirdim ki. Ay, çok eğlendim, çok iyi oldu. Babacığım şimdi biz kaç puan olduk? Meraktan soruyorum. Durmadan içiyorum. Hayırlı akşamlar, hayırlı akşamlar. Aslı, sen mi delirttin bu kızı ya? Her gece var, her gece var. Oo, eridim be. Anneciğim, babacığım, cümleten hayırlı akşamlar diliyorum. Canım benim, canım. Ay Volkan, ne bu böyle alkollü alkollü gece yarısı geliyorsun? Biz hamiyet alalardan geldik de onun için soruyorum. Volkan Bey, ne oluyor böyle her akşam çıkmalar çıkmalar biraz tuhaf olmuyor mu? Aman ben de ne diye kendimi üzüyorum bilmem ki. Bu nerede benim not defterim? Babacığım, pardon. Hazır not defterini çıkarmışken diyorum. Şu bilgileri de oraya aktarabilir miyiz anneciğim? Zahmet olacak. Ne bu? Bu Aslı kardeşimizin ocağımıza incir ağacı dikme çalışmalarının listi. Yani bir nevi buna kredi kartı ekstresi de diyebiliriz. Oğlum. Ekstra bir durum yani. Son ekstra bu. Ben bunu gelmedi sanıyordum. Gelmiş de içeride kendisi Aslı'nın makyaj dolabında ikamet ediyormuş. Rica ettim, kırmadı beni. Nasıl yükselmiş bu böyle? Oğlum sen bittin bu sefer, bittin. Babacığım listeyi iyi incelerseniz kardeşimin tekstil sektörüne verdiği destek çok açık belli yani. Dur oğlum, Aslı. Bu ne bu? Bak bakayım şuna. O ayakkabı babacığım. Kaç tane ayakkabı? İki tane. Ya kıvırtma. Kaç çift yani? İşte bir çift yani. İki, sağ ve sol olarak iki ayakkabı. Aa. Kızım bu kadar para bir çift ayakkabıya verilir mi? Peki bu ne bu? O da ayakkabı. Şimdi bu da mı ayakkabı? Yok, o plaj terliği. Kardeşim Aslı benim kırk ayak da babacığım ondan diye kültür espriler çıktı. Neyse siz devam edin. Kızım ben bu yaşta bir çift ayakkabı alırken 50 kere düşünüyorum. Ne bu artık? Bir dakika, bir dakika. Aslı bu ne peki? Ha, o bir şey değil babacığım, tişört. Tişört mü? 50 milyona mı aldın tişört? Ne? Ay. Baba yani 50 milyonun hesabını da sormayın artık ya. Tabii baba ya 50 milyon nedir ki? Fındık fıstık parası da. Orada daha önemli kalemler var baba. İnceleyin, inceleyin. Kesin inceleyeceğim Allah aşkına. Yok çaresi, mecburen ödeyeceğiz. Benim asıl sinirlendiğim bunların 50 milyon ne gidemesi. Ya kızım biz 50 milyonu alıyoruz. Sonra gidiyoruz bütün çarşı, pazarı toplayıp geliyoruz. Hayır. Siz ileride biz olmadığımız zaman nasıl yaşayacaksınız acaba? Ne kazanıp da ne harcayacaksınız? O 50 milyonu kazanmak kolay mı? Ah. Aa, güzel söyledin. 50 milyon kazanmak kolay mı? Bakın buraya. Müsabakanın ikinci etabı başlıyor şimdi. Ha? Yarın sabahtan akşam yemeği saatine kadar ikiniz de gidip 50'şer milyon lira kazanıp getirin bakalım. Babacığım ben kendi işi olan, çalışan, kazanan bir insanım. Yani maaşımdan size hemen 50 milyon verebilirim. Babacığım ben de muhallebiciden üzerime düşen o %15 payımdan yarın takdim edebilirim peşin olarak verirseniz. Çok güzel yahu. Bizim sağladığımız imkanlarla okuyup bulduğu işten. Öbürkü de efendim dükkandan aldığı karla. Aa ne güzel iş, yağma yok. Peki ne olacak baba? Yahu bu dükkanla evler alakası olmayan kendi imkanlarınızla
Gözün kazanın 50 milyon, getirin bakalım. O zaman göreceğiz. Evde kim oturacak? Oo, neymiş ya? Zamanında kooperatife falan girseymişiz biz Aslı. Uzadı da uzadı be. Oğlum anlatıyorum işte. Böyle stüdyoda senin de olduğun resimlere bakarken bir adam yanıma geldi. Böyle bakıyor resimlere. Meğerse adam Manly Tekstil'in sahibiymiş. Allah aşkına. Şakacı seni. Şaka yapmıyorsun değil mi? Ya vallahi yapmıyorum ya. Adam seni çok beğenmiş. Böyle acayip ilginç bulmuş. Bu hafta da katalog çekimleri varmış. Senin de işte modellerden biri olmanı istiyor. Günaydın. Selinciğim. Bravo. Evet Yasin, geldiğin saat 2:30'du. Dün 12'ydi. Bugün de bu saat. Bravo. Biliyorum Fatoş, biliyorum işte. O yüzden burada bir arkadaşımda kaldım ya bu tarafta. Ay sen benim neler çektin biliyor musun? Benim Vaniköy'den buraya erken gelmem için en aşağı, ay en erken saat olan 10:30'da uyanmam lazım yani. Bu da can, bu da can Allah. Şesu, ne diyorsun? Ya olur mu öyle şey Yaprak? Yani yakışıklı olmak başka şey, modellik dediğimiz kavram başka bir şey. Oğlum çok para kazanırsın. Allah aşkına. Tabii ya. Ya bu katalog çekim bütçeleri acayip iyi oluyor bildiğim kadarıyla. Hadi çabuk söyle de arayayım adama haber vereyim. Aman be Şisucuğum, yap bir güzellik şu insanlara. Ya bunun güzellikle falan alakası yok canım. Yani kıyafeti taşınma olayı. Peki tamam tamam aman. Tamam tamam ara ara. Bu da bizim bir tekstil sektörüne katkımız olsun. Ay Şisu. Alışveriş yapma. Sonra fitil fitil insanın burnundan geliyor vallahi. Ne alışverişi canım ya? Teklif var. Mankenlik teklif ediyorlar. Kıyafeti taşıma olayı bilmem ne falan filan. Hadi ya. Yaprak, bana da bir mankenlik işi ayarlasana be. Ama hemen bugün. Yani tabii yani bunun güzellikle hiçbir alakası yok ama. Yani ay bilmiyorum. Aslı'cım, Aslı'cım bilmiyor musun? Beceriksiz bu. Yapamıyor bir şey. Kaç kere söyledim. Kızım bana bir modellik işi ayarla diye ama yok. Tın tın boş. Ay ben var ya doğuştan da fiziğim falan müsait yani. Bak dişlerine bir kapak oldum şöyle. Ay güzel vurdum. Ama yok kendine hayır yok bunun yok. Ya bir şey söyleyeceğim. Bu şey zaten ya Aslı. Yani kıyafeti taşıma olayı ya. Yani bende başka bir şey var. Sende olmayan. Aslı. Niye illa bugün? Ya benim bugün bir şekilde 50 milyon kazanmam lazım akşama kadar. Ben hemen borç vereyim yani. Ay var ya tanrım, tövbe tanrıma kimseye fakirlik çektirmesin. Kızım öyle değil. Yani kendi bu dergi işim dışında başka bir yerden emeğimle para kazanarak 50 milyon bulmam lazım. Ya biliyor musunuz insanın aşk hayatıyla iş hayatı asla aynı anda iyi gitmiyor. Bak böyle bir şey var farkında mısınız? Mesela benim bu ara aşk hayatı süper, iş hayatı kötü. Efendim. Gel, 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 gel. Ne zaman söz edeceksin kıza gerçeklerden, ne zaman? Ya, yani kız böyle, böyle sen söylemedikçe kızın beklentileri artıyor. Haklısın. Ama üstüme gelme Fatoş, tamam mı? Hadi, hadi, hadi. İyi tamam, şimdi söylüyorum o zaman abi. Evet, ben aramıştım kendisini, görüştüm. Peki, bugün için hemen bir tercüme işi alabilir miyim? Yok, yarın işime yaramıyor. Yarın istemiyorum. Bugün hem... Ha, öyle olmuyor mu? Peki acaba bugün başka bir şey... Alo? Aman be, şarjım bitti. Allah'ım, bugün hayatımın en zor günlerinden biri. Alo? 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 Ha, merhaba. Ben bu gazetedeki ilan için arıyorum. Bodyguard. Evet. Dövüş sanatları mı? Döverim ben. Biliyorum hepsini tabii. Çocukluğumdan beri ben hepsini biliyorum. Karate, tekvando kursu bitirdim ben. Avansı peki başında alabiliyor muyuz biraz? Alamıyor muyuz? Ha. Ya şimdi yok yok vazgeçtim ben.
Avansla bir ilgisi yok kardeşim, ben asabi insanım. Şimdi ondan sonra başıma dert alırım ya, bana göre değil. Tamam, hayırlı günler. Eyvallah. Ulan ne iş be? Hayırlı bir şey ya. Ne haber abi? Ne olsun Sertaç, sürünüyoruz işte. Abi söylediğim o iş olmadı mı? Ya Sertaç, kafanı gözünü kırdırma bana ya. Oldu, bir de ameli olalım ya. Peki abi, o temizlik şirketindeki tanıdıkları aradın mı sen? Temizlik falan deme bana Sertaç. İki gündür zaten puan toplamak için Aslı ile temizlemediğimiz oda kalmadı evde. Bak ellerim hala Arap sabunu kokuyor. Kim kazandı abi? Alçak Aslı. Kıyafetleri renklerine göre dizmiş, kaptı puanı. O zaman B planı abi. Bak daha vakit de var. Yok Sertaç, yok ya, ben yapamam ya. Öyle televizyonlara figüran seyirci, erkek adamın işi değil o ya. Hep kadın abi, ellerinde işlemeli mendilleri böyle sallayacaklar. Oo, eşe dosta madar olurum vallahi. O zaman C planı abi. Yapma be Sertaç. Abi ben daha ne yapayım, bende çare tükendi. Bak saat 1'e geliyor. Ulan hiç böyle düşünmemiştim ben bu işi ya. Vay be. Abi ekmek parası, ne yapacaksın? Yapacaksın abi. Şarkı çalarım. Şarkı çalarım ben. Şarkı, istek şarkı. İstek şarkı çalarım. Şarkı çalarım. Şarkı. İstek şarkı. İstek şarkı. İstek şarkı. Ne yapıyorsun lan? Hadi git buradan. Sana lan. Ne demek lan sana? Ne biçim konuşuyorsun öyle? Burası benim köşem. Burada bir sanat icra ediyoruz herhalde, değil mi? Hadi, hadi git başka yere. İstek. He. Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini. Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini. Yazık olmuş o gözlerde sana akan yaşlara. Hop birader. Ayıp olmuyor mu? 500 bin lira para mı devirde ya? Bir geri alayım o zaman. Aa, hayret bir şey ya. Yazık günah bize be kardeşim. Sanat yapıyoruz burada. Lan milletin sanata, canlı performansa bir gram saygısı yok be. Varsa yoksa televizyon dizisi. Yok. Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini. Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini. Yazık olmuş o gözler sana kardeşler. Yazık olmuş o gözler. Aa, yeter be. Aa, Aslı ne arıyorsun burada? Sen ne arıyorsun esas? Ay sen dileniyor musun burada, ne yapıyorsun? Ne dilenmesi be, sanatımı icra ediyorum burada. Ben bir canlı performans yapıyorum burada. Sen ne yapıyorsun, simit mi satıyorsun? Hayır efendim, meyveli tart. Meyveli tartmış. Git başka yerde sat tartları. Sana ne be, istediğim yerde satarım. Enişlek cadde burası. Rahatsız oluyorsan sen git başka yere, hadi. Niye gidecekmişim? Ben burada yapıyorum sanatımı, burası benim köşem. Sen defol git. Üstelik kuralları da bozmuşsun. Evin malzemelerini kullanmışsın. Ay kullanmadım. Annem tart kalıplarını bile kullandırmadı. Para verip yenisini aldım. Yazık olmuş parana. Kim alacak o tartları be? Hasret içimde bir oh, yalnızlık büyük acı. Bağırma, bağırma. Hangi kapıyı çalsam? Uğursuz, müşterimi kestin, bağırma. İçimde büyük acı. Çilekli tart. Çilekli tart. Çilekli tart. Çilekli tart. İki çilekli tart lütfen. Çok güzel bu tartlar. Ben evde yapıyorum. Çok taze. Gerçekten yeni çıktı. Buyurun. 1,5 milyon. He? 1,5 milyon mu? Yuh! Pahalı mı? Soygun hanımefendi, soygun ya. Ya manyak mısın sen ya? Kusura bakma, bu benim abim. Para kazanmayayım diye yapıyor. Siz şey yapmayın, takılmayın yani. Hadi be oradan. Meczup musun sen? Nereden abin oluyormuşum ben senin? Kim bilir nerede yaptı onları, sinek böcek gezdi üzerinde. Steril değil, gazeteler, televizyonlar bas bas bağırıyor, gıda zehirlenmesi diye bir şey var. Hanımefendi bırakın onları siz, temiz temiz ben size bir şeyler çalayım bak ya. Güzel bir şeyler çalayım.
Batsın bu dünyaya, bitsin buraya. Kula kulluk edine, yazıklar olsun. Doğmamış çileler, yaşanmamış dertler. İnsanları zehirleyene yazıklar olsun. Ne yaptı o insanlar uzun sana? Saat 4 olmuş. Hay Allah, ben artık kalkayım, şu öyle gideyim. Otursaydın senin çay koyacaktık. Ay Fatoş, ay Fatoş. Ben sana ızdırabımı, elemimi, kederimi, dramımı anlatamıyorum ya. Girmiyor. Bak dağlar, taşlar, kurtlar, kuşlar anladı. Sen beni anlamadın ya. Bak şimdi ne? Buradan ta Allah'ın Maliköy'üne git. Saç, duş, makyaj, Allah'ım bir ton iş. Sonra oralardan ta Maliköy'lerden bu taraflara geri dön. Kubiyle geceleri ak. Sonra gecenin bir yaralarına tekrar geri dön. Ay neler çekiyorum. Yazık, yazık bana ya. Bak. Bu arada bu söylediğim sebeplerden dolayı beni yarın sabah erken beklemeyin, tamam mı? Ay, tamam, 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 tamam. Hadi bay. Fatoş! Ne? Bak Cem'in telefonu. Al sen de kalsın. Ne? Cem'in telefonu sende mi arıyor? Oh, canım odaysın. İyi ki de olmuşum. Kız bugün iki kere beni aradı. O Victoria denilen kız. Sen ne dedin? Dedim ki müsait değil canım. Sonra arayayım dedim. Ya şimdi neden böyle söyledin? Kadın kıskanacak. Ay Fatoş! Amaç bu. Anlatamıyorum sana. Girmiyor galiba. Amacımız bu. Aralarını ve işi bozmak. Hem kız ayrıca bugün ofisi aramış. Biri ona demiş ki yok bugün gelmez demiş. Ah ya. Onu söyleyen benim senin. Canım o da telefonla benim hattıma yönlendirdi. Ben bu kız. Ya beni arayan oldu mu? Yok. Ya cep telefonumu bulamıyorum arkadaşlar. Bir sürü önemli telefon bekliyorum ben bugün. Yazık. Ay Cemcim, bak dikkat et. Yani çok hırsızlık oluyor. Hele böyle büyük ofislerde falan. Ay. Tövbe tanrıma yani. Ay başıma vermesin Allah. Ya yani bırakma öyle ortalara falan. Ne diyorsun? Bir yola bakayım. Belki ben yolda düşürdüm. Siz bulacaksam artık. Ara ara bulursun. Aşığım yanında. Çilekli tart. Aşığım sana dokunamasam. Çilekli tart. Elmalı tart. Çilekli tart. Sonsuz adet. Çilekli tart. Elmalı tart. Çilekli tart. Çilekli tart. Çilekli tart. Elmalı tart. Ev yapımı tart. Oğlum kessene şu sesini be. Müşteri gelmiyor senin yüzünden. Vır 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 vır. Hadi oradan be ukala. Benim sayemde satıyorsun tartları. Müziğe geliyor millet, yapıştırıyorsun hemen tartı. Hadi ya. Ben 15 milyon kazandım. Ya sen? Ha, hep gıda, hep yemek, hep yemek, hep mide. Başka düşündüğüm bir şey yok. Sanata saygı yok. Ulan birinin kafasını atsan kafasını yarar o be. Kaya o, kaya. Tart değil. Allah Allah ya. Çilekli tart. Gelir. Çilekli tart. O ev yapımı. Mesut çilekli tart. Aa Cem, ne haber? Ne yapıyorsun? Tart satıyorum. Niye? Çocuklar için. Ay. Hayır işi. Cem ya. Alır mısın bir tane? Almam mı? Ama parasını veririm ha. Madem hayır işi. Ne kadar? 750 bin. Bir tane daha. Ha? Tam 750 bin. Ben onu yemesem olur mu ya? Olur. Nasıl olsa parasını verdim değil mi? Korkunç bir şey bu. Allah'ım kim yaptı bunu ya? Bilmiyorum, ben sadece satıyorum. Cep telefonumu kaybettim. Belki burada düşürmüşümdür diye bakıyorum ama... Beyhude çaba tabii. Sokakta cep telefonu düşürsen bulabilir misin? Ama yani bir bakayım. Belki şu kaşığı görünce vardır. Olsun, görüşmüş olduk. Değil mi? Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Bay bay. Aslı, sana tanıdıklara tart satmak yok demedin mi? Kim var? Taş
arkadaşım ama ben tanıdık değil, o genel müdür. Tanıdık değil, kuralı bozmadım, bir şey yapmadım ben. Vallahi bozuyorsun Okcan, babama söyleyeceğim, böyle olmaz. Genel müdür, genel müdür. Çalıştın adama tabii, al bir tane yaptın. Ver Allah'ım bu paraları. Dur, dur! Ne bu be? Bunlar benim paralarım bunlar. Ben emeğimle kazandım bunları. Uğursuz. Ben bunları kazandım emeğimle, azın terimle kazandım. Ben yaptım o tartları. Tamam be, ağlama, ağlama. Az da olsa bunlar benim param. Emeğim. Ay, bu adam yine mi geldi ya? Kim? Bir tane ruh hastası bağlamacı var ikide bir. Bak yan sokakta bağlamacı çalıyor, gel onu dinleyelim. Aa, işte. Bağlamacıya gidiyorlar. Ulan Nişantaşı'nda bağlamacın ne iş var ya? Bak kaçırdık müşteriyi ya. Ulan kısmete bak Aslı ya. Bu uğursuz Aslı ya. Sen ağlama. Çilekli tart. Dayanamam. Çilekli tart. Ağlama gözlemeyim sana. Kıyamam. Israr etme bak, ısrar etme. Ben o makyözle çalışmıyorum, hiç bana trip mirip yapma. Ya iyileşiyorsun ya. Ya kıyafet provasında da olay çıkarmaya gerek yoktu ki ya. Ya bir müşteri biraz kızdı sanki. Kızdı mı? Kızdıysa demiyorum. Kızarsa kızsın be aa. Türkiye'de benim gibi yüz var mı? Allah'ını seviyorsan söyle. Etnik ve çağdaş. İçine kendi yeni manken bulsunlar ya. Şesu. Daha bu ilk mankenlik işin, yani biraz dikkatli ol diyorum, abartma yani. Pardon, ilk mi? Allah'ını seviyorsan bu ayki Avrupa Yakası dergisini al ve çekimlerimi gör. Şesu, Şesu o çekimi sana ben yaptırdım, tam burada ben yaptırdım, delirdin galiba. Pardon ya, pardon valla karnım çok aç, aç olduğum için de agresifim, kusura bakma yapma. Ay canım. Param mı yok? Ben sana bir şeyler ısmarlayayım. Parayla ne alakası var? İnanmazsın. Bütün gün boyunca salata yiyorum, sigara içiyorum. Doyuyor muyum diye sor. Hayır. Adam gibi bir yemek yiyeyim diyorum. Bu sefer de suçluluk hissi duyuyorum. Çok tuhaf ya. Niye suçluluk hissi duyuyorsun sen? Niye hissetmeyeyim ha? İki isim. Vallahi billahi beni çıldırtıyor. Kıvanç ve Burak. Adamlarda gram yağ yok. Allah'ım ya Rabbim ya. Bense karnımı içime çekerek gezmekten sıkıldım. Düşsem yarıyor herhalde yani, bilmiyorum. Of. Tamam, tamam. Unut bunları. Girme bu konulara, girme. Gidip alışveriş yapalım. Alışveriş mi? Evet, gidip alışveriş yapalım. Tüketelim, tüketelim, tüketelim. Hadi. Boş ver ya, ne alışverişi? Hem çok pahalı şimdi. Ucuzlayınca gideriz. Temmuz'da falan gideriz. Temmuz sonu. Aa, Temmuz'a ne kadar var ki? Bir dakika. Hangi aydayız? Tamam. O yaş var. Mart'ta. Şeyden, Mayıs'tan Temmuz. Olmaz. Benim kafam durdu galiba ya. Allah Allah. Dumurlaştım böyle. Durdum. Durdum. Duruyorum. Eyvah Şeşo. Sen manken oluyorsun, manken. Ah ah. Ah canım kızım benim. Hayırlı evladım. Biraz da şöyle boynuma doğru ha. Oo! Volkan nereden kaldı? Saat 8'e geliyor. Yemeğe oturacağız. Baba 8'i geçerse hükmen ben galip oluyorum değil mi? Gayet tabii. Kuralımız böyle. Allah yaşasın. Anam be. Hayırlı akşamlar. Merhaba anneciğim, merhaba babacığım. Ah! Ay ne oldu gözüme? Arabanın kapısı çarptı anne ya. Serpak çocuğun babası da öldü değil mi? Ne Serpakçısı ya? Dur infocuğum ya, hadise yapma böyle. Bunlar kocaman insanlar. Kendi ekmek paralarını kendileri kazanan iki tane yetişkin. Ya ya. Bakın çocuklar, kendi paranızı kazanmanın tadını tattığınıza göre artık harçlık başlık istemezsiniz. Ne? Latife yaptım, latife. İyi, anlatın bakalım. Bugün neler yaptınız? Ne kadar para kazandınız? Eve ne para getirdiniz? He? Aslı, hadi senden başlayalım önce.
Oo, güzel, güzel, güzel. Aferin, aferin. Bravo, bravo. Bravo. Da işte 18.750.000'de kaldım ben baba. Yani 50 olmadı. Niye? Sattığın tartlardan zehirlenenler geri getirip tartları sana mı yedirdiler? Hayır efendim. Zabıta kovaladı. Sen de sadece 3.000.000 kazanmıştın. Ne oldu? Ana caddeye çıkınca ne kazandın? Ay ne sokakları, ne caddesi. Ay zabıta filan diyorlar bunlar. Ne yapıyor bu çocuklar Tahsin? Oğlum İpucuğum yok bir şey yahu. Volkan sen ne kadar kazandın bakayım bugün? Babacığım ben işte şu 50.000.000'u takdim edeyim anlamın hakkıyla buyurun. Ne? Aferin yahu. Nasıl kazandın bu parayı? Kesin bir 3 kağıt var bunda ha, kesin. Ha, 3 kağıt falan yok babacığım, alnımın teriyle kazandım. Biraz böyle sanat manat yapayım dedim ben. Olmadı. Ondan sonra gittim bir tane elma aldım. Sattım 2 elma aldım. Sattım 3 elma aldım. Çiçek aldım. Sattım çiçekleri, 5 çiçek aldım, 10 çiçek aldım. Sabahtan akşama kadar ticaret çevirdim. Çorba çıktı vallahi. Aferin ya, ticaret yaptın yani. Vallahi artık ne yapalım, siz haklıymışsınız babacığım. Ne varsa ticarette var. Sanat, sepet, eğlencelik işler. Dedim ticaret olayına gireyim. Sonra hakikaten yani çok bolluk içinde yaşıyormuşuz biz ya. Yazık günah ya, biz kıymetini bilememişiz baba parası lüp lüp lüp. Alnımın akıyla bitirdim işi yani. Aferin sana oğlum, aferin. Şimdi ne söyleyeyim? Volkan bu son etabı başarıyla atlattığı için... Kusura bakma ama yan dairede o oturacak. Ya baba yapma ya. Oh Allah'ıma şükürler olsun be. Alnımın akıyla kazandım olayı be. Aslıcığım artık sen de bana yardım edersin taşınırken. Böyle beraber koli falan bantlarız ha. Baba, baba bir yarışma daha yapsan son tur, son tur. Ya Aslı kabul et artık yenilgiyi ya. Allah Allah ya. Ah canım benim, o seni yan dairede ben özleyeceğim ama şimdi Volkan'cığım. Anam benim, ben her gün buradayım vallahi. Ya Allah kahretsin ya. Baba, ben Volkan'ın odasını çalışma odası yapabilir miyim bari? Tabii kuzum, tabii yavrum. Ha şöyle, ha şöyle güzel konuşmak kabul etti yenilgi. Yaparsın tabii. Hatta arada bir bana da gel, kapım sana her zaman açık Aslı. Ha, kapı, kapı, kapı. Teyzem benim. Volkan. Selim. Ne haber? Bu ne sürpriz ya? Hayır ola Selim. Gel. Volkan'ın boşalan odasına yerleşmeye mi geldin? Ha? Ay yok ayol. Ya ben bu gece sizde kalacağım. Yani öyle karar verdim. Ama ne güzel. Kendi kendine karar vermişim bu. Evet, enteresan yani. Gece kubbeyle dışarı çıkacağız da. Ya o saatten sonra maniküre dönmeyeyim diyorum. Ya kalsam olur değil mi size? Olur tabii yani. Yani annenle baban diyorum merak etmezler mi kızcağızım seni? Yok yok merak etmezler çünkü annem İtalya'da alışverişte. Babam da böyle gecenin o saatlerine karşı tarafa geçince merak ediyor. Bunun içi pır 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 ediyor böyle üzülüyor korkuyor. Hani böyle alkol alıyoruz araba maraba olayı. O yüzden burada kalacağım. Ben Aslar'da kalacağım dedim babam da olur iyi dedi. Hadi bakalım buyurun. Kafaya koymuş bir kere kalacak mı burada? Öyle öyle ceza gibi. Yalnız İfo teyze, samimiyetime güven. Senden bir şey rica edeceğim, tamam mı? Bu yarınki diyorum kahvaltı olayını sponsoru ben olayım. Benim bütçemden karşılığını. Aa, ne münasebet ayol? Sen bizim misafirimizsin. Deli herhalde. Hayır yani şu içinde bulunduğunuz zor ve sıkıntılı dönemde... ...benim de çorbada bir tuzum olsun istiyorum. Hangi sıkıntılı dönemde? Ay Tahsin amca, ay lütfen bana gurur yapma yani herkese yap. Git dışarıdakine yap, bana yapma. Anlıyorum yani, o kadar da samimi olduk. Bugün ofiste Aslı, benim hemen para kazanmam lazım deyince... ...ben akşama kadar kurdum, kurdum ve olayı çözdüm. Volkan'ı aradım. Selin'cim bunları sonra konuşalım. Bak şimdi sen yorgunsundur, hem de şu eşyalarını bir odana yerleştirelim ha. İki de laf ederiz, hadi gel. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Selin sonra? İşte Volkan dedim, canım dedim, bana dedim, anlat dedim her şeyi. Ne sıkıntın varsa çözelim beraber dedim. İyi. Allah. Devam et Selin'cim, zevkle dinliyorduk.
İşte canım ciğerimin köşesi. Dedi ki bana vallahi Selin dedi. Bir 50 milyon olsa nasıl makbule geçer dedi. Ay ben de çıkardım verdim. İnsanlık öldü mü Tahsin amca ya? Demek ki Volkan'cığım ne oldu? Bir elma aldın, onu satıp iki elma aldın. Sonra Selin aradı. Selin, güzel olmasaydın var ya sana şu an çok kötü şeyler yapabilirdim. Yazıklar olsun sana Volkan. Bu yaptığın resmen kepazelik. Diskalifiye oldun Volkan ve yarışmayı ben kazandım. Ya baba olur mu öyle şey ya? Ya ben kazandım yarışmayı ya. Ben abiyim, ben büyüğüm, ben erkeğim. Ben kazandım baba ya. Ne yarışması yapıyorsunuz? Şahsen ben ya kendim anlayamadım. Ah, Kubi de geldi. Hadi ben giderim. İfo teyzem görüşürüz sabah. Hadi bay bay ben kaçtım. Canım bay bay iyi eğlenceler. Artık yeni evime de beklerim inşallah. Baba. Yan daireyi bu kıza veremezsiniz. Bu manyağa veremezsiniz baba. Niyeymiş efendim? En azından dürüst. Bu kadar para kazandı dedi. Çıkarttı koydu ortaya. Ya baba ne dürüstü ya? Onun yalanlarını ben biliyorum ya. Bugüne kadar sır küpü oldum be. Söyleyeceğim artık dayanamayacağım. Volkan saçmalama. Ya baba var ya baba. Bu var ya. Bu geçen yaz sizden habersiz göbeğine piercing yaptırdı. Ne yaptırdı? Volkan sus. Piercing, piercing. Göbek küpesi anne. Göbek küpesi. Göbeğini deldirdim. Anne baba bu at yarışı oynamak için evdeki gümüş çatal bıçakları rehin verdi sonra bir hafta sonra geri aldı. Ay nasıl yaparsın bunu Volkancığım? Ya anneciğim ama sonuçta emanete verdim sonra geri aldım. Yani iyi niyettim biliyordum kazanacağımı. Ya kufacık bir risk. Ya, ama bu var ya bu çok hain bu. Bu yıllar önce Kumburgaz'da yazlıkta geceleri balkondan kaçıp kaçıp diskolara gidiyordu. Aboneydi bu. Herkes tanıyordu bunu. Sarışın geldi, sarışın geldi yapıyorlardı böyle. Anne baba. Bu Selin'le yakınlaşmak için bir keresinde kadın kılığına girdi ve senin takma tırnaklarını taktı. Ay ne yapıyorum? Aman yarabbim. Yok Selin'i güldürmek için anne. Aslı tamam lan benden günah gitti söylüyorum. Kes dinlemek istemiyorum. Gör İffet Hanım ne biçim evlatlar yetiştirmişiz. Sen şımarttın bunları böyle Tahsin sen. Ya kulaklarıma inanamıyorum. Al birini vur ötekine. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Bu durumda ev yarışmasında hangimiz önde acaba? Ve biliyor musun ki çocuk podyumda yürüyemiyor? Evet. Bazardaki resimleri gördün mü? Süper özenti pozlar. Evet. Yok, çocukta bir şey yok. Tamam. Ya zaten ben artık negatif çalışmak istiyorum. Evet, stil bir şey olsun kardeşim. Hı? 30'lar evet, 30'lar çalışmak istiyorum. Dönem olsun ya. Galiba ben size bir türlü anlatamıyorum. Şu anda New York'ta gece 2 olabilir ama burada sabah saat 9. Ve Cem müsait değil. Bak. Ama yapışkan çıktı bu Victoria'da be. Bir şey söyle bana şurada bir kahve yapar mısın canım? Tamam olur canım. Ben sana döneceğim. Fatoş, ne haber canım? Fatoş bir şey söyleyeceğim sana. Siz bu kahveyi nasıl içiyorsunuz ben anlamıyorum. Yani insanın cildi adeta çöl gibi oluyor. Yarık yarık. Zararlı bence içme. Eyvah eyvah. Yani hala manken sendromu geçmedi ha? Of, hadi Şesu ben kahve istiyorum. Eli olsun. Şesu, 5 yıldır kahvemi sen yapıyorsun. Hatırlamıyor musun? Az sütlü, tek şekerli. Bilmiyorum Fatoş. Bana bir durağanlık geldi. Ben tam anlayamadım da bende bir durağanlık var. Bunun farkındayım. Belli. Ama... Ne? Ay! Ne? Kız, kolye çok nonnik. Çok ne? Nonnik. Yani şeker. Yusuf! Hadi bana bir kahve yap. Hadi! Tamam. Neli olsun? Yusuf! Git! Günaydın. Günaydın Cem. Cem Bey. He. Gömleğiniz çok nonnik. Nonnik. Allah Allah. İyi bir şeyse teşekkür ederim Yusuf. Ay Cem. Cep telefonunu... Ha, benim masamın yanına düşürmüşsün. Ben de buldum, aldım. Al,
Ya dün bütün gün aradım ben bunu. Ya. Hayret, cevapsız çağrı yok. Ya, demek arayan soran yok. E, araya mesafeler girince. Fatoş, ben Aslı'ya bugün söylemeye karar verdim. Niye acele ediyorsun canım? Ne gerek var? Ya sen değil miydin bir an önce söylediğin? Öyle söyledim ama yani hayatta ne olacağı belli mi olur canım? Bakalım, ya biraz daha bekle. Yok, beklemeyeceğim. Ya. Bir an önce söylemeliyim. Ya kesin kararlıyım. Yani eğer söylemezsem Aslı bunu kendi öğrenecek. O zaman da ben mahvolacağım Aslı bu kadar üzüldü diye. Günaydın. Ha Şesu, haberin olsun. Yarınki katalog çekimi bugün 3'e alındı. Ne? Yaprak 3'e mi alındı? Şaka mı yapıyorsun sen? Allah aşkına sen benimle şaka mı geçiyorsun Yaprak? Yok, ben gayet ciddiyim. İnanmıyorum ya, bir de ciddi misin? Yaprak bana titreme geldi Yaprak, inanmıyorum. Ne oldu, yoksa işin mi var? Hayır. Ben kendimi yarına konsantre ettim Yaprak. Daha benim cilt bakımım var, peelingim var, zartım var, zurtum var. Ayrıca 5'ten sonra tek lokma yemeyecektim. İnecekti bu. Ayşe Su, yani 5,5 saatin daha var. Abartıyorsun ya. Ne? 5,5 saat mi? Yaprak. Seni öldürürüm. Yaprak yapma. Benim en azından 9,5 saat uyumam lazım. Bak bu göz altlarım sonra şişiyor. Makyaj da kapanmıyor. Denedik bunu, kapanmıyor işte. Burada hiç uyumadın mı sen? Uyumadım. Daha doğrusu uyuyamadım yani. Ne uyuyacağım? Dün Vanay'a gittik. Orada da şey var. Ne o Kıvanç Tatlıtuğ. Kardeşim adam tamam, dünyanın en iyisi olabilirsin. Tamam. Biraz mütevazı ol. Bir girdi içeri böyle ya duruyor falan filan. Dedim ulan ne oluyor? Kendi kendime dedim. Ne oluyor dedim ya. Ondan sonra kendi kendime bunu bir içime attım ben bir. İçlendim, eve gittim. 2 saat uyudum. Yemin ediyorum böyle daraldım yani. Tamam tamam şekerim, sen git eve. Güzelce uyu, dinlen, böyle göz altların güzelleşsin. Heh, misler gibi ol, biz buradaki işleri hallederiz. Valla Yaprak bak, biliyorsun aslında arıza bir sanatçı değilim ama... ben bu emrivaki çekimlerden de nefret ediyorum yani. Ne öyle, hadi gel çekime. E bu da surat. Ya düşüyor. E düştüğü zaman da hemen kaldırılan bir şey değil ki bu. E gelin kaldırın, hadi. Ya olmuyor. Sen neyle içiyorsun Fatoş'a kalın? Hayrola? Selin gelmedi dün gece. Ha? Pek üzüldüm doğrusu. Kahvaltıda da eksikliğini hissediyorum vallahi. Anneciğim, o bizim eve geldiğinde uyuyamadığını hatırlamış. Kendi evine gitmiş dün gece. Ben gelmeyince aradım da. Babacığım. Hı. Biz Volkan'la düşündük, taşındık, aramızda da konuştuk. Kardeşlik çok başka bir şey. Yani hakikaten biz yan dairede birlikte oturalım diyoruz. Öyle mi kızım? Aman ne sevindim, ne sevindim. Vallahi baba, biz bir elmanın iki yarısı gibiyiz. Belli. Rezilliklerinizden belli. Ha? Efendim? Babacığım, biz bir an evvel yan daireye taşınalım diyoruz ve daha fazla yük olmayalım size. Vallahi oğlum, ben de diyeceğim ki bir an önce ben orayı kiraya vereyim. Hatta dedim bile. Sabahleyin emlakçıya uğradım. Kime istersen ver dedim. Akşam üstü bize gelip bakacak. Yandı gülüm keten helva. Baba bunu iyi düşündünüz mü ya? Bu önemli bir karar ya. Hırsızı var, uğursuzu var. Yan daire hemen dibimiz, iç içe öyle. Ne olacak ya böyle? Ben de sizden beteri olamaz herhalde. Allah veri de iyi birileri çıksa bari Tahsin. Ya baba, ben o göbek piercingini taktırdıktan bir hafta sonra çıkarmıştım, onu söylemedim. O şimdi hiç puan kazandırmıyor değil mi bana? Aa, hayrola Yaprak? Bir saatte bitti mi çekim? Ay çekim olamadı ki Fatoş. Ne oldu? Şesu makyözü mü beğenmedi? Ay hayır ya, çekim Şesu'nun tahmin ettiği gibi olmadı. Ay nasıl yani? Ya meğerse müşterinin kafasında bambaşka bir fikir varmış. Şesu markanın ürünlerini giymeden önceki erkek, Kıvanç giydikten sonraki erkek olacakmış. Önce fotoğrafı Şesu, sonra fotoğrafı Kıvanç. Yani kılıksız, zevksiz, tipsiz olan erkek bizim Şesu'muz. Ay ideal erkekse
Şesu'nun rakibi zannettiği Kıvanç. Ay, ay, ay. E ne oldu, kavga mı çıktı? Ay yok canım, Şesu bayıldı. Ya nasıl bayıldı? Ya manken hastalığıymış bu ya. Doktor dedi ki anoreksiyayla depresyon birleşince böyle olmuş. Şimdi evde dinleniyor, kimseyle de görüşmek istemiyor. Bak, bak. Efendim? Ha evet, şimdi bakıyorum, buyurun. Fatoş, hastanın keyfi nasıl? Fena değil, niye sordun? Ben ona şimdi söylemeye karar verdim. Niye acele ediyorsun canım? Bak, gün doğmadan neler doğar. Bunun gibi bir sürü şey işte. Fatoş, telefon kayıpken birileri açıp Victoria ile dalga mı geçmiş ne? Kız saçma sapan kıskançlık krizleri geçiriyor Fatoş. Ay ne ayıp, ne ayıp. Kafayı yemiş. İşim işi bırakıyor, haftaya atlayıp uçağa buraya geliyor. Anladım. O geldikten sonra öğrensin istemem. Anladım. Aslı'ya hemen söyleyeceğim. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Aslı, sana odamda bir kahve ikram edebilir miyim? Tabii. Kendi kendime diyorum ki, demek ki hayatta bazı şeyleri bu kadar da zorlamamak lazım. Böyle oldu. Ve benim artık geri dönmem imkansız Aslı. Ya bak, sana karşı ne hissedersem istediğim, bu durumun ikimiz için de en doğrusu olduğunu bilmeni isterim. Ve seni çok seviyorum. Cem. Ben de seni çok seviyorum. Ve her şeyden önce tebrikler. Artık ne yaşandıysa yaşandı. Doğru, yanlış, bunlardan bahsetmeyelim ve bunların bizim arkadaşlığımıza zarar vermesine de izin vermeyelim. Ha, arkadaş olalım diyorsun. Ben de öyle düşünmüştüm. Ama kendini üzme Aslı, tamam. Niye üzüm canım? Artık kocaman insanlarız ya, lisede değiliz ki. Eminim o da çok hoş bir insandır. Ve inşallah sen de ben de çok mutlu oluruz. Hadi görüşmek üzere. Tekrar çok çok tebrikler. Merci. Victoria, ben seni sonra arasam olur mu canım? Biraz meşgulüm de ben. Evet, oldu. Bu iş burada bitmez Aslı Hanım. Aslıcığım, canım. İyi misin? Aa, siz biliyordunuz o zaman. Aman canım işte, ne yapalım? Bu da böyle bir hikayemiz oldu. Nasıl yani? Ay Yaprak'cığım, ne yapayım, kendim mi paralıyım ya? Herif evleniyor yani. Allah mesut etsin, ne diyeyim? Aslıcığım, ne kadar güçlü bir kadınsın. Aman şekerim, sen hep demez misin? Bu da olmadı, güle güle. Hop, sıradaki. Genciz, güzeliz şekerim. Aa. Aslı, sana hayranım. Müthişsin. Yaşa be gülüm benim. Artık yeni ufuklara yelken açacağız bakalım. Aç, aç. Hadi kızlar, yarın görüşürüz. Bay bay. Pes vallahi, ne dayanıklı kız ya. Helal olsun vallahi. İşte hayatta böyle olmak lazım. Aslı, ağlama artık yeter. Çıldıracağım vallahi ya. Ya bir seyrettirmediğim bir şey ya. Kurban olayım, ağlama ya. Ulan bir ev için bu kadar ağlanır mı be? Öf, nereden çıkıyor bu kadar su be? Ezik kedi gibi ya. Bak ne dediğini de anlamıyorum ya. Ağlama, kurban olayım, delireceğim ya. Ve ağla be. Ağla vallahi. Babamlar gelir belki. Senin böyle ağladığını görünce evi başkasına vermez, bize verirler. Geldiler vallahi. Mükemmel zaman ama. Hoş geldiniz anneciğim, babacığım. Vallahi biz de şimdi sizden bahsediyorduk. Aslı kardeşim çok üzülüyor bu ev konusuna. Ben de dedim, yani böyle ağladığını görürlerse babamlar evi bize verirler dedim. Aa, Aslıcığım abartma artık. Yüzün gözün şişmiş. Ne bu hal?
Ay sanki işkence yapıyoruz sana bu evde. Vallahi havanızına mısınız küçük bey? Ben kiracıyı buldum, kontrat bile yaptım. Ne? Ya sormayın. Tanımadan etmeden. Ya niye tanımayalım efendim? Gayet efendi adam. Kızı da oturtacakmış. Bir senelik kontrat yaptık, oldu bitti işte. Eyvah. Aslı, belli böyle yeni evli sıkıcı bir çift geliyor yan tarafa. Birazdan tanışmaya gelecekler. Belli ki efendi insanlar. O yüzden zaten annenle yemeği bıraktık, apar topar geldik eve. Ay inşallah iyi insanlardır da şöyle bir komşuluk yaparız değil mi Tahsin'ciğim? İnşallah. Ama her halükarda imdatla azametten daha iyidir. Bak ben döveceğim bunu artık. Ağlanmaz ki bu kadar ya. Al kapı çal. Sağlam artık. Ah müjde Selin geldi. Aman çok özlemiştik çok. İpo teyzem merhaba. Merhaba. Selin bak valizine hiç dokunmadık, açılmadı bile. Hemen alıp gidebilirsin yani. Ne haber Selin? Otur otur. Oturayım oturayım. Zaten anlatacaklarım varsa yani. Ay Aslı var ya bugün seni aramamak için zor tuttum kendimi yani. Selin şimdi artık sonra konuşuruz. Şimdi burada açma ya. Ay hayır yani zor tuttum diyorum. Sürpriz olsun diye yani. Ne sürpriz ayol? Ay İfo teyze ölümü gör sıkı dur. Aman ne ölüsü ayol? Ne o ayol? Ne sürprizi ya? Ya Darya'ya ben taşınıyorum. Ne? Nasıl şey o? Bir dakika, bir dakika. Ben orayı bir beyefendiye kiraladım. Kızı da oturtacaktı. Ay Tahsin amca alemsin yani. O kız benim işte. Babam böyle her gün hani köye gidip gelemiyorum. Sabahları işe geç kalıyorum diye. Bana böyle nişat taşında şirincik, ufacık tefecik bir eve bakıyormuş. Ufacık tefecik. Hı? Öyle haftada 3-4 gün kalayım diye yani. Ay anlatınca hemen anladım sizin ev olduğunu. Baba dedim, yap kontratı dedim. Ama dedim benim adımı verme dedim. Sürpriz olsun dedim. Bana sanki kızım oturacak deyince yeni evli bir çift oturacak gibi falan geldi. Of, ay, of. Selin? Vallahi ne biçim sürpriz yaptın böyle ya. Acaba bu güzel sürprizden yaprağın haberi var mı? Yo niye? Hiç. Ben söylerim o zaman. Hadi hayırlısı. Kızım Aslı düşünsene yan yanayız dipdibeyiz artık yakınız yani. Ay inanamıyorum çok güzel. Ya artık İfo teyze bak sabah kahvaltılarına sizdeyim. Sonra akşam yemekleri. Ay çok eğleneceğiz çok. İfo. İfo'cum, sen iyi misin canım? Tahsin, bana kal geldi. Sorry. 42, 13, 2, 1, kayıt. Buyurun. Aslı'cığım ne güzel bir kahvaltı sofrası hazırlamışsın bize. Size layık değil ama anneciğim işte bu bozuyor işte. Ne biçim evlatlar yetiştirmişiz İfaket Hanım? Vedat'ı. İfaket Hanım. Aslı biz de unuttuk. İfaket Hocam diye her işime karışmasın kapı açsın yemek yapsın. Hani gülmeyecekti. Kesin gülmeyecekti. Yazık olmuş o gözlerine. Sana akan yaşlara. Çocuklar artık kendi paranızı kendiniz kazandığınızın tadını tattığınıza göre artık. Aslı'cım, sosisleri rahat bırakır mısın? Bu mu o yani? Şahane espri bu mu o yani? Sosisleri rahat bırakır mısın? Oturun, oturun, oturun. Oh. Mum girmiş. Neremize?